Park'ın hemen önündeyiz. Galatasaray ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftası erteleme maçında bu akşam 20'de karşı karşıya gelecekler. Mücadele arkamda görmüş olduğunuz Rams Park'ta oynanacak ve karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. İki takımda da eksikler bulunuyor bu maç öncesinde. Hem sakatlıklar hem de statü gereği forma giyemeyecek oyuncular bulunuyor. Galatasaray'da sağ arka üst adale sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ile Mauro Icardi forma giyemeyecek Gaziantep FK karşısında. Statü gereği oynayamayacak futbolcular ise yeni transferler. Yani Gaziantep FK maçından sonra transfer edilen oyuncular İsmail Jakobs, Osimhen ve Roland Şallai forma giyemeyecekler bu akşam. Antep'te ise sakatlıkları nedeniyle Gaziantep'te Mustafa Eskihellaç, Bitok ve Dubin forma giyemeyecek Galatasaray karşısında. Yine transferleri oynanması gereken müsabakanın ilk planlandığı tarihten sonra transfer edilen Badu Endiaye, Okereke, Lungo'yu ve Halil Dervişoğlu Galatasaray karşısında mücadelede forma giyemeyecekler. Hemen muhtemel 11'leri de aktaralım. Galatasaray'da kaleyi her zaman olduğu gibi Fernando Muslera koruyacak. Sağ bekte Kaan Ayhan, stoper ikilisinde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı. Sol bekte ise Elyas Yelert'i görmeyi bekliyoruz. Ancak şu notu da aktaralım. Berkan Kutlu'nun oynaması da hiç sürpriz olmaz. Okan Hoca son yaptığı taktik antrenmanda Okan Buruk iki futbolcuyu da denedi. Ancak Elyas Yelert'in bir adım daha önde olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara, ileri uçta ise sağda Yunus Akgün, ortada Dries Mertens, solda Barış Alper Yılmaz, en önde ise Mişi Batshuayi'yi görmeyi bekliyoruz Galatasaray'da. Hemen Gaziantep FK'nın da kadrosunu, muhtemel 11'ini aktaralım. Kalede Diudis olacak. Sağ bekte Ertuğrul, stoper ikilisinde Viyana ve Saborit. Sol bekte ise Emre Taşdemir'i görmeyi bekliyoruz Gaziantep FK'da, konuk ekipte. Orta sahada Manduki, Ogün, Kozlovski. İleri uçta ise Sorescu, Maxim ve Kenan Kodro'yu görmeyi bekliyoruz. Tabii Galatasaray hafta sonunda Fenerbahçe ile cumartesi günü bir dev derbiye çıkacak. Bu maç öncesinde de 5'te 5 yaparak liderliği devralmak istiyor Sarı Kırmızılılar. Lige 2-1'lik Hatay Spor ve Konya Spor galibiyetleriyle başlamış. Milli maç arası öncesinde ise Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1'lik skorla mağlup etmişti Galatasaray. Milli maç arası dönüşünde ise geçen günlerde Çaykur Rizespor'u yine iç sahada 5-0'lık skorla net bir galibiyet elde etti Galatasaray. Gaziantep FK ise şimdiye kadar bir haftayı bay geçti ve 3 maçta 3 puan toplayabildi. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ilk maçında, sezonun ilk maçında 1-0'lık Bodrum Spor galibiyetiyle başladı sezona. Devamında ise Samsun Spor'a 1-0, Sivas Spor'a ise 3-2'lik skorla yenildi diyelim. Gelişmeler oldukça stat çevresinden aktarmaya devam edeceğiz. Sözü şimdilik size, merkeze bırakalım. Çağatay, çok kısa bir sorum olacak eğer hala bizimle birlikteysen. Icardi'nin durumu en çok merak edilen konulardan biri. Icardi'deki son durum nedir? Çünkü Icardi'nin Fenerbahçe Galatasaray derbisinde oynamak istediği yönünde iddialar var. Türkiye'ye gelecek, tabii Galatasaray sağlık heyeti de kontrol edecek ama bu ihtimali nasıl görüyorsun? İhtimali düşük de olsa ihtimal olduğunu söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Çünkü kendisi geçen sezonda sakat sakat oynamıştı. Fedakarlıklar yaparak da sahaya çıkmıştı ve her zaman oynamak isteyen bir futbolcu Mauro Icardi. Arjantin'e gitmişti, ülkesine gitmişti. Hem tedavisine orada devam edilmiş hem de ailesiyle bir araya gelmişti. Özellikle çocuklarıyla vakit geçirmek istemişti Icardi kulüpten izin alarak. Bu hafta içinde pazartesi günü aslında Türkiye'ye dönerek tedavisine Türkiye'de devam edilmesi planlanıyordu. Kulüp tarafından aldığımız bilgiler de bu yöndeydi. Dün gece de bir özel uçakla Türkiye'ye dönmesi planlanıyordu ancak Icardi'nin dönüşü biraz önümüzdeki günlere kalmış durumda. Kendisi teknik heyetle yaptığı görüşmede de oynamak istediğini, derbi maçında muhakkak sahada olmak istediğini iletti. Ancak hem teknik heyet hem de sağlık heyeti dönüşünde Arjantinli golcüyü ileri derecede tetkiklere alacak ve raporlara göre karar verecekler diyebiliriz.